Bir tarafta diyor ki bir genel başkan var. Oğlu bedellinin bütün şartlarını sağladığı halde celbini çıkarttırmış. Önce askerliğini yapmış. Daha sonra gitmiş dünya evine girmiş. Kamuflajı giymiş. Teslim olmuş. Kurayı çekmiş. Nerede çıktıysa askerliğini yapmış. Bir başka genel başkan var. Onun iki tane çocuğu var. Biri bedelli yokken çürük raporuyla yapmış. Kamergeç sormuş. Vecdi Gönül cevap vermiş. Bu özel hayata girer, gerekçeyi açıklamam diye. Öbürü parayı basmış, dekontlu askerlik yapmış. Şimdi ama İHA'ların komuta merkezine gidiyorlar. Üzerlerine vatandaşlık görevi olarak girmedikleri kamuflajı eniştelerinin İHA'larının tanıtımında şov amaçlı giyiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki efendim Tayyip Erdoğan'a kamuflaj çok yakıştı. Kardeşim bir Erdoğan'a yakışıyorsa kamuflaj, bir kere de Bilal Erdoğan'ın üstünde göreydik. Bir kere de Burak Erdoğan'ın üstünde göreydik. A Haber kanalının yalan montaj haberleri üzerinden milletvekilleri konuşmasın, laf atmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane milletvekili, bırakın terörist cenazesini, katıldığı cenaze A Haber'in montajladığı Diyarbakır Baro Başkanı'nın cenazesidir. Cenazede genel başkan yardımcılarınız, milletvekilleriniz vardır. Bir CHP'li bir terörist cenazesine katıldıysa o CHP'linin de Özgür Özel'in de Allah belasını versin. Böyle bir yalan yok. Böyle bir yalana papuç bırakacak bir parti değil Cumhuriyet Halk Partisi. Papuç bırakacak milletvekilleri burada yok. Ama A Haber'le bilmem neyle yetiştirdiğiniz mevcudiyetlerini sarayın atamasına bağlı kerameti saraydan menkul bazı milletvekilleri utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine dönüp de efendim sizinkiler de terörist cenazesine katılıyor derse, sizi Cumhuriyeti canı kanı pahasına kurmuş, o günden bugüne de bu Cumhuriyete yöneltilmiş her saldırıya karşı bedenini koymuş kahraman bir partinin evlatları olarak haddimizi bildirmek boynumuzun borcudur.